Herkese merhaba arkadaşlar, benim Refe. Bugün sizlerle beraber Android 11'e beraber bakacağız ve yeni gelen özelliklere bakacağız. İlk başta şu koyu ekranı kapatayım, koyu temayı. Yoksa videoda sıkıntı olacak. Tamam. Şimdi Android 11 olduğunu göstermek için videoyu durdurmam lazım. Çünkü yeni bilgileri yazıyor orada. Hemen geliyorum. Gördüğünüz gibi Android 11 ve Android 11. Çok fazla denecek bir şey yok. İlk başta başlayalım. Arka plandaki uygulamalar duruyor mesela. Arka planda kullandığınız bir uygulama. Mesela şuna tekrar gideyim. Mesela yeniden açıldı. Açılmaması lazımdı. Mesela şu çok çok önceden açtım. Onları durduruyor tabi. Tamamen kapatıyor. Ama çok hızlı bir şekilde açılıyor. O sayfalar falan. Diyeyim. Yani. Devam edelim. Telefon PUBG'de falan sadece arada paraşütte atlarken falan arada lag giriyor. Onun haricinde lag girdiğini görmedim. Eğlence modu oynadım. Bir sürü modu oynadım. Ama ekrandaki gecikme hala var. Normal gördüğünüz gibi ekrandaki gecikme hala var. Ama oyun artık herhangi bir şekilde. Oyun herhangi bir şekilde kötü bir nasıl desem. Tabii ki Xiaomi MIUI kadar optimize değil. Ama çok çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Ama MIUI'da çok sıkıntı yaşadığım bir şey göstereceğim. YouTube Lens'ı da açayım. Hemen 4K bir video açayım. Bir saniye. İçeriden gelen sesler için kusura bakmayın. 4K 2000 nit bir video açtım. 4K'ya alıyorum bunu. Ve bunu da 2x'e alıyorum. Xiaomi'nin MIUI'ında bunda acayip bir şekilde takılıyordu telefon. Gördüğünüz gibi ileri alayım hatta. Gelir, geldi. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde takılmıyor ve görüntü kalitesi çok güzel. Öyle diyebilirim, çok çok güzel. Gördüğünüz gibi çok güzel bir deneyim sunuyor ekranı. Eskisine göre çok bir değişiklik görmedim ama gayet güzel yani. Diyeyim ben. Tamam, şimdi devam edelim. Arka planda uygulamalar duruyor. Şurada galiba tam olarak emin değilim. Diğer cihazlarındaki görüntüleri falan görebiliyorsunuz. Tam olarak yanlış hatırlamıyorsam. Bunları sonradan tamamen bildiğimde falan de bununla ilgili videolar çekeceğim. Poco F2 Pro'ya Android 11 geldi ama Redmi 8 Pro'ya tam olarak Android 11 gelmediği için ben bunu seçemiyorum. Hemen devam edelim şimdi. Ekran kaydedici gelmiş. Daha önceden var mıydı bilmiyorum ama gelmiş yani. VPN'de bu arada Generated, yani bilgisayarın internetini telefona paylaşıyorum. Onun için. Generated'i denemeyin, güvenli olmayabilir. Önemli bilgileriniz bankacılık uygulamalarındayken bu uygulamayı kullanmayın. Diyeyim ben. Ekran kaydedici geldi. Konuşamadım. Sohbetleri baloncukta görme geldi. Eskiden Messenger'da falan vardı bu özellik. Ama Google'a gelmiş. Arama uygulaması konusunda bir değişiklik var mı? Bakacağım. Ondan sonra göstereceğim. Bu akşama oyun videosu gelecek. Akşama oyun videosunda bunlara da değineceğim. Bilgisayar bağırmasa yeridir ya. Bağırmasın. Tamam şimdi. Devam edelim. Edemiyorum. Tamam. İlk olarak başlayalım. Wi-Fi performansı daha iyi iyileşmemiş. Nasıl desem. Çok fazla indirme yaptığınızda sıkıntı oluyor ama bir veri tasarrufu için girelim bir. Yapalım bir. Speed test. Burada Wi-Fi'den mi yapıyor? Hangisini Wi-Fi'den yapıyor? Hangisini bilgisayar üzerinden yapıyor? Bilmiyorum. Buradan internetin çekmesi çok az ihtimal, öyle diyeyim. Ondan dolayı şeyden yapıyordur, bilgisayardan. Bilgisayarı çıkartayım be. Durun be. İptal edeyim tamamen bilgisayarı. Evet, test failed dedi. Şimdi Wi-Fi'den artık bağlanıyor. Disconnected dedi zaten. Evet, dediğim gibi. Wi-Fi olarak çok az çektiği için, çok az çekti dediğim, daha az çekiyor. 13, 14, 16, 20, en fazla 20'ye yakın alıyor.
O da bana etmediği için 20'ye yakın yetmemiz değil, çok fazla sıkıntı yapıyor. MS falan sürekli çıkıyor. Modemle alakalı bir sorun, sıkıntı var bizde. Öyle diyeyim. Ben tekrardan açayım onu. Devam edelim çünkü göstereceğim daha. Daha çok şey yok yani, o kadar çok şey yok da gene de devam edelim. Bunun daha bataryasının pil ömrünü falan daha hiçbir şey denemedim. Ondan dolayı da akşama kadar deneyebileceğimi düşünmüyorum. Ondan dolayı ben bir eski deneyimlerimi anlatacağım. Bakalım ne olacak. Kamera uygulaması çok telefonu optimize değil. Onun için bir Gcam indirirseniz bu gibi custom room derken şey değil yani, PUBG oynayanlar özel roomlarda sıkıntı oluyor kamera uygulaması. Gcam ile bu sıkıntıyı az da olsa giderebilirsiniz. Öyle diyeyim. Şimdi normal MIUI versiyonunu yükleyeceksiniz siz büyük ihtimal. Ondan dolayı da onun geldiği zaman size haber vereceğim. Bu gibi değişiklikler var. Ama MIUI 13 ya da Android 11'de yeni değişiklikler karşımıza çıkabilir. Öyle diyeyim. Tamam. Şimdi devam edelim. Daha neyde de değişiklik var? Bildirim paneli gördüğünüz gibi azıcık değişti. Burada dinlediğiniz müzik ve benzeri, gördüğünüz gibi YouTube müzik, sonraki şarkı ve önceki şarkıyı gösteriyor. Bu gibi özellikler var. Kilit ekranında ne gibi farklılıklar var? Kilit ekranında dereceyi görüyorsunuz burada. Saati görüyorsunuz. Burada gene pini. Çok bir farklılık yok. Çok fazla hızlanmış. Çok fazla hızlı. Acayip hızlı yani. İnanamazsınız. Çok hızlı. Şu anda bilgisayarın internetine bağlı. Bilmiyorum. Arka plandaki uygulamaları hatta kapatayım. Tamam. Çok fazla hızlı çalışıyor. Girdiğim uygulamalar yani duruyor arka planda. Çok fazla uzun süre geçmediyse. Yoksa bence şarjdayken kapanmaması lazım. Şarjda değilken kapanması lazım. Onu da bir optimizasyon falan getirirlerse güzel olur. Ama bu da daha fazla güç harcayacağını düşünüyorum. Şarj dolu olmadığını anlaması falan gibi gibi. Otomasyon falan ekleyebiliyorsunuz gene ayarlardan. Hemen otomasyonu nasıl ekleyeceğinizi göstereyim. Hemen telefon hakkında sistemde galiba. Evet, sistemden buradan kuralları ekleyebilirsiniz. Orada ayarlarınızı güncelleyebilmek için kural ekle var burada. Kablosuza konum falan geldiğinizde falan ayarlayabiliyor otomatik olarak. Bu önceki versiyonda da vardı. Ekrana yeni bir şey gelmiş mi? Gelmemiş gibi. Dokunarak uyandır var. Gördüğünüz gibi böyle uyanıyor. Ya da direkt parmak izinizi okuyarak açabiliyor. Yeni duvar kağıtları gelmiş. Yeni duvar kağıtlarına bakalım. Burada şey var. Duvar kağıdına girelim. Ve burada yeni duvar kağıtları var. Su altı manzaraları, yeni manzara çeşitleri falan var. Buradan bakalım, mesela şu çok güzel duruyor. Bunu da ekleyebiliriz. Başka bir şey de ekleyebiliriz. Gayet güzel çekilmiş fotoğraflar. Ben bunu mesela ana ekrana koyayım, bir deneyelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde, gayet de kaliteli yani, azıcık bulanık da gözükse. Bulanık değil, çok fazla dikkatinizi çekmez de. Işıklar falan yani boş verin. Onlar güzel yani. Hiç takılmayın böyle şeylere. Benim gibi. Ben biraz takıntılıyım o konularda. Görüntü boyutu eskisi gibi ayarlayabiliyorsunuz. APK'ları eskisi gibi yükleyebiliyorsunuz. Genel olarak hayatınızı çok fazla değiştirmeyecek ama batarya kullanımınızı azaltacak diyebiliyorum. Batarya kullanımını derken bataryayı daha uzun kullanmanızı sağlamak için belli optimizasyonlarda geldiğini söyleyebilirim. Öyle diyeyim. Öyle düşünüyorum. İlk baştaki düşüncelerim bunlar. Bulanıklaştırma falan eskiden de vardı büyük ihtimal. Şunu böyle yaptığımız zaman da bulanıklaştırıyor. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz ama ben
açık olmasını tavsiye ederim. Mesela şöyle bir şey var, PGT Plus gibi uygulamalar Android 11 ile tam olarak çalışmayabilir diyor ama gayet güzel çalıştığını gördüm ben şimdi. Kullanıcıları için not diyor, para iadesi yapabiliriz diyor ama ben nasıl desem gayet çalıştı bende, yani sıkıntı olmadı. Eğer sizde çalışmadıysa para iadesi falan diyor bence. Bilmiyorum, alabilirsiniz isterseniz. Öyle diyeyim. Daha devam edeceğimiz çok bir şey yok. Ben deneme yanılma yöntemiyle bakacağım. Çevrimiçi çalışır var burada. Evet. Kaydedici zaten internet bağlantısı olmadan metne dönüştürün ve arama yapın diyor. Metne dönüştürün ne? Merhaba. Neden? Konuşamadım. Evet. Buradan metine dönüştürebiliyormuşuz. Ben de yeni öğrendim. Bunu ben bir denemem lazım. Ve birçok şeyde. Geliştirme. Benim birçok şeyi denemem lazım. Onun için ben şimdilik kapatıyorum. Akşama bununla ilgili güzel bir video gelecek. Oyun videosu gelecek. İstediğiniz oyunları test ederim. O zaman görüşmek dileğiyle. Bay bay.